D Medya imzalı dizi Senden Önce yayın hayatına merhaba dedi. Dizinin oyuncu kadrosu, set ekibi ve Kanal D yöneticileri ilk bölümü birlikte izledi. Mikrofonumuzu biricik sevgilisini o gece yalnız bırakmayan Emre Yusufiye'ye uzatıyoruz. O da en az sevgilisi Nilperi Şahinkaya kadar heyecanlı. Bugün destek vermeye geldim sevgilime. Beraberiz. Heyecanlıyız. Merak ediyoruz nasıl bir şey geldi. Benim hiçbir haber, hiçbir fikrim yok ne izleyeceğimle alakalı. Biraz böyle... onları biraz biliyorum. Tabii canım ezberlerde... Yani hikayeyi biraz biliyorsunuzdur. Biraz biliyorum hikayeyi. Ezberlerinde Nilperi'nin biraz yardımcı olmuşluğum var. Ama tabii ortaya ne çıktı, nasıl bir şey oluyor çok merak ediyorum ben. Heyecanlıyım ben de bayağı. Demirören Medya Televizyon Grup Başkanı Murat Yancı, Kanal D'nin 30 yıl boyunca çok iyi işlere imza attığını belirtiyor. Şimdi öncelikle bu yıl Kanal D'nin 30. kuruluş yıl dönümü ve çok özel bir yılı bizim için. Bu 30 yılda Kanal D Türkiye'nin hafızası oldu. On binlerce saatlik yapıma ve on binlerce saatlik habere imza attı. Seyirciyle buluşturdu. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Binlerce, on binlerce insanın hayatına dokundu. Bu sene 2024'de çok hızlı başladık inci taneleriyle. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çok konuşulan bir proje oldu. Tabii bu bize büyük gurur veriyor. Şimdi senden önce zamanı. Kanal D'nin sürprizlerinin bitmeyeceğini de sözlerine ekliyor Murat Yancı. Tabii sürprizlerimiz sadece bu seneki işlerimiz bununla sınırlı değil. Önümüzdeki günlerde Taş Kağıt Makas ekrana gelecek. O da çok bizi heyecanlandıran harika bir proje. Ona özellikle söylemek istiyorum. Bir gencin babası için verdiği hukuk mücadelesini anlatan bir iş. Taş Kağıt Makas. Ve onu da seyircide büyük karşılık bulacağını düşünüyorum. Tabii 2024'te iki yeni daha iş gelecek. İki yeni büyük yapım gelecek. Ondan da çok ses getireceğine inanıyoruz. Harika işler. Onun müjdesini vereyim ama şu an tabii sürpriz olarak kalsın. Dizinin oyuncuları tam kadro basının karşısında, sözü ilk olarak Alp Navruz alıyor. Hikayemiz çok doğurgan, değil mi Sinem? Evet, dişi. Çok doğurgan, dişin. Yani sürekli her yeni bölümde farklı bir şey merak edeceğiz. O konuda da çok eminim, yani yapılan işten de çok eminiz, kalitesinden çok eminiz. Yani karakterimiz şöyle aslında bakınca Türklere çok yakın, geleneksel olarak da çok yakın bir karakter. Hani her ailenin, her insanın, her kadının diyeyim aslında hayalindeki erkeklerden biri galiba. Çalışkanlık olarak, ideal olarak vesaire ama bazı sürprizlerimiz, bazı pürüzlerimiz oluyor konularda. Oradaki kararsızlık, ya da ne bileyim karar vermesi gereken yerlerde insanlara empati kurduracağız bir şekilde. Güçlü bir karakter ama gücünün sarsıldığı yanları göreceğiz. Sinem Ünsal hayat verdiği Merve karakterine değiniyor. O kadar gerçek karakterler ki gerçekten hem zaafları hem tutkuları dediğiniz gibi hem güçlü yanları var. Ve fakat benim oynadığım karakter Merve günün sonunda aşık oluyor, bir zaafına yenik düşüyor, bunu da ilk defa yaşıyor, bir bocalama yaşıyor, nasıl davranacağını bilemiyor. Zaten tüm çatışmamız da bununla birlikte başlıyor. Nilperi Şahinkaya çok heyecanlı olduğunu belirtiyor. Biz çok büyük titizlikle, çok büyük özenle çalıştık. Yönetmenimiz Feride Kaytan bizi yani muhteşem yönetti, her şeyi, seti, bizi, her şeyi ve şimdi seyirciye teslim etme anı geldi. O yüzden tarif edilemez bir heyecan içindeyim. Sahra karakterini kabul ederken onu cezbeden neydi acaba? Bu kadın bu kadar gözünün kara olması beni çok etkiledi. Zeki bir kadın olması beni etkiledi. Bu kadar nasıl bu kadar taş kalpli hale gelmiş? Mesela onu çok merak ettim ve bir oyuncu olarak siz de kendinizde o tarafları keşfetmek zorunda kalıyorsunuz. O sizi rahatsız etse de aslında empati kurduğunuzu görüyorsunuz. Kendi o karanlık tarafınıza gidiyorsunuz. O yüzden bu böyle bu karakterler bana çok ilgi çekici geliyor. Söz sırası Altan Erkekli'ye geldiğinde ise usta oyuncu senden öncenin hikayesinin birçok duyguyu barındırdığını söylüyor. Günaydın diyoruz sabahleyin kalkarken hayatın içinde. Günaydın derken hayatı anlatıyoruz bu dizide. Sevgi var. Sevginin karşısında kıskançlık var. İtiraz var, emek var, emekle dünyanın daha güzel olacağını anlatanlar var. Ama ona rağmen sevgisiz yaşadığı için hainlik yapmak isteyenler var. O hainliğin karşısında gerçek aşkı, gerçek sevgiyi doğruyu, güzeli anlatan var. Tüm dünyada şu anda yaşananların hepsi senden önce de anlatılacak. Çünkü hepimizin bir birbirimizden öncesi var ya, o birbirimizden öncesini çok net anlatacağız. Tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bu güzel ekip, bu güzel genç yürek çok güzel bir iş başardı. Seyirciye kaldı iş. Yelkenlerini şişirsinler, bizi izlesinler. Tansel Öngel ortaya çok güzel bir iş çıkardıklarını belirtiyor. Valla her şeyi söylediler. Çok güzel bir iş oldu, çok güzel bir ekip oldu. Yönetmenimiz, bütün ekip, prodüksiyon. Bize de keyifle izlemek kaldı. İyi seyirler herkese. Bu arada Senden Önce ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Ben ömrümün sonuna kadar seninle yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar yaşarım. Sen yapabilecek misin? Sen beni terk edeceksin diye korktum. Söyleyemedim. Hiçbir şey söyleyemedim. Nefislerin tutularak izlendiği dizide tüm sırların ortaya çıktığı sauna sahnesi çok konuşuldu. Evliliğiniz nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? İyi geldi mi bu tatil size? Kesinlikle. Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karardı. Kızım sen ne halt etmeye geldin buraya? Her şeyi planladık, tek tek konuştuk. Sen de kabul ettin. Burada olmaman gerekiyordu. Bu şekilde anlaşmamıştık. Nereye gidiyorsun? Bırak kolumu. Hayır, bırakmayacağım. Minik kelebeğim. Biz bir söz verdik birbirimize. Bırakmayacağız dedik. Unuttun mu? O yüzden şimdi yukarı çıkıyorsun. Eşyalarını topluyorsun ve buradan çekip gidiyoruz. Her zamanki gibi. Yapamam. Yapacaksın. Çünkü Hakan'ın diğerlerinden hiçbir farkı yok. Oyun bitti. Aşk bize göre değil minik kelebeğim. Gidiyoruz. Entrika ve ihanetin gölgesinde şekillenen heyecan dolu bir hikayeyi içerisinde barındıran dizi daha ilk bölümünde ters köşe yaparak izleyenleri ekrana kilitledi. Ben de iş için gelmiştim aslında. Ama sinsi bir kadın işimi yapmama mani oldu. Ve o sinsi de ben oluyorum galiba. Kendini bilmek iyidir. Merve. Dizide Merve ve Sahra arasındaki sır perdesi aralanırken Hakan'ın iki kadın tarafından nasıl bir tuzağa çekildiğine dair ipuçları verildi. Ne değişti? Ne farkı var bu adamın diğerlerinden? Gerçek bir aile istiyorum. Gerçek bir aile. Senin yuvan benim. Hatırlatmakta fayda var. İhanet, aşk ve sadakatin sorgulandığı Senden Önce her salı Kanal D'de seyircisiyle buluşacak. Kimiz biz? Kaç adamla evlenip boşandık para uğruna? Bu adam hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı? Ne zaman kaybetmiştik arasını? Yalnız Hakan, emlakçı kız çok güzel ya. Hikayelerimiz birbirine çok benziyor. Abimin bu kıza da kapılıp gitmesinden korkuyorum işte. Sara, onu bırakamıyorum. Dolandırdığımız o kadar adam sayesinde servet kazandık, servet. Çok aşık oldum. Acı çekme sırası sende. Şu abimin bahsettiği emlakçı var ya, o geliyormuş, yoldaymış şimdi. Yakında o evi de kocanı da terk etmek zorunda kalacaksın. Nasıl biri?